Fenerbahçe 3 puan, başka bir şey yok yani. Kazanmak zorunda. Rahat olan taraf Beşiktaş. Bu nedenle Fenerbahçe'nin eksik oyuncusu bir Osterwold gözüküyor şu anda. Başlangıç kadrosunda problem yok Fenerbahçe'nin. Daha önceki programlarımızda da hep söylemeye çalıştım. Olympiakos maçı öncesi de söyleyeyim. Fenerbahçe futbolcularının ve Fenerbahçe futbol takımı ideal 11 ile çıktığında ve doğru yönetildiğinde, bu nedir o? Maç içindeki kırılmaları hoca doğru okuyup doğru hamle yaptığında tüm rakiplerini yenebilecek güce sahip. Buna Galatasaray da dahil. Dolayısıyla biraz daha çok İsmail Hoca'nın performansına bağlı şekilde bu maçı okuyabiliriz. Ama bir şey var, bir takım üzerinde bir moral bozukluğu olduğunu da söyleyelim. Burada işte başkanın bugün bir ziyaret olabileceğinden bahsedildi. Takıma? Evet, takıma bir ziyaret olabileceğinden bahsedildi. Bir motivasyon, bir takımı toparlama durumu. Seyirci tabii nasıl bir reaksiyon verecek? Hani sonuçta takım morali bozuk, seyircinin morali bozuk. Maça iyi başlaması gerekiyor Fenerbahçe'nin. Moral motivasyon için kırılmaması için, ama genel çerçevede daha rahat olan taraf Beşiktaş, daha iyi kadrosu olan taraf Fenerbahçe, kazanmak zorunda olan taraf Fenerbahçe. Bu başlangıçta 15-20 dakikalık başlangıç derbinin kaderini belli edebilir. İyi başlarsa Fenerbahçe devamını getirebilir diye düşünüyorum. Hep şöyle söylüyorduk aslında, Olympiakos tabii konferans liginden elendikten sonra nasıl yansıyacak lige demiştik. İşte Sivas'taki puan kaybı, bu artık yani sonuçta artık ipler Fenerbahçe'nin elindeydi. Bütün maçları kazandığı takdirde şampiyonluğunu ilan edecekti ama artık ipler Fenerbahçe'nin elinde değil. Değil. Bu durum yani bir kopuş kopuş yaratmaması açısından neler yapılmalı? Sevgili Ezgi, Fatih'le onu daha çok herhalde program yaptık. Ben herhalde 3-4 belki 5 aydır benim bir öngörüm var ve bu öngörümü maalesef Fenerbahçe adına maalesef burada haklı çıktığımı görüyorum. Nedir o? Ben Fenerbahçe bir teknik adam sorunu olduğunu uzun süredir söylüyorum burada. Yani 2 ay önce de söyledim. Bu açık net teknik adam sorunu var dedim. Bu İsmail Hoca'nın futbola kendini adaması, geçmişte yaptıkları çok önemli. Yani Sivasspor'u aldı, ikincilikten birinci lige çıkardı. Çok kısıtlı imkanlarla çok önemli işler. Bunlar zaten ve hakkıyla da buraya geldi. Onu da söyleyelim. Jesus'tan sonra, Pereira'dan sonra, Ersun Hoca'nın istifasından sonra ve Pereira'nın ayrılığından sonra. Buraya hakkıyla gelen, burası performans yeri. Biz şimdi performansa bakıp insanların geçmişiyle yapmadıkları ile alakalı konuşmuyoruz. Onları bazen yorumlarımıza bilgi olarak ekliyoruz. Bazen onlara daha çok kredi tanıyor kamuoyu bu yüzden, ama şu an ortada bir performans var. Mesela Edin Dzeko ile alakalı bir durum var. Edin Dzeko Samsun maçında çıktı. Maç döndü mü? Dönmedi. Ertesi sonra Başakşehir maçında, bir hafta sonra Başakşehir maçında 90 dakika sahadaydı. Maç döndü mü? 90 artılarda gol geldi, maç döndü. Gaziantep maçı deplasmandasın, 0-0, 80. dakikaya girdin. Dzeko 90 dakika oyunda gol geldi, maç döndü. Olympiakos maçı Dzeko'yu çıkardın, maç döndü mü? Dönmedi. Efendime söyleyeyim, Sivas maçı Dzeko'yu çıkardın, maç döndü mü? Yani burada anlatmaya çalıştım. Bu takımın önemli oyuncusu. Gol kaçırabilir, kaçırdı da. Ama oyun zekası, oyunu tutması, en azından rakibin çıkışını daha zor hale getirmesi Fenerbahçe adına büyük bir artıdır. Mesela Sivasspor'un kazandığı penaltı. Sivasspor şu var uygulaması hatalı, tamam, okey. Peki Sivasspor oraya nasıl bu kadar rahat geliyor? Ben diyorum ki önde Dzeko olsaydı rakip savunmalar bu kadar erken çıkamazdı. Hatta bir örnek verdim, çok uzun konuşum son cümlem. Olympiakos Fenerbahçe maçı. Nergis Aşkın'la yayın yapıyoruz, Skorer bizim milliyette. Ben bu görüşümü söyledim. Dedi ki Senat, dedi, şöyle bir şey oldu dedi. Yunan gazeteciyle beraberdim dedi. Herkes o maçın penaltıları kaybedildi düşünüyor. Ben de 74'te kaybedildi. Dzeko çıkınca kaybedildi dedim. O da dedi ki yanımda Yunan gazeteci vardı. Dzeko çıktığında oh dedi, rahatladık dedi. Ya bu kadar basit. Yani her şey gol beklenti oranı değil. Her şey rakamlara yansımıyor. Hayatta her şey, oyunda her şey rakamlara yansımıyor. Bazen rakamları bir kenara bırakıp gözünüzle 90 dakika telefonu bir kenara bırakacaksın. Rakamları gözünle izleyeceksin. Bazı yapılanlar gözükmüyor. Çok kaliteli işler rakamlara yansımaz bazen. Tadı için bir ince pasını sen rakamsal olarak yazamazsın. Dzeko'nun oyun zekasını rakamsal olarak karşılığı yok. Hoca bunları göremediği için, iyi okuyamadığı için Fenerbahçe puanlar kaybetti ve şu anda rakibinden geride. Beşiktaş da bulunduğu pozisyon itibariyle, oynadığı oyun itibariyle, oyuncuların performansı itibariyle çok ciddi, net sıkıntılar var. Yani Ankaragücü maçından buradaki maçı 2-0 kazandı, döndü. Orada
Kupa maçında berabere kaldı. Şimdi bütün konsantrasyonunu Ziraat Türkiye Kupası'na vermiş. Ben bu kupayı alırsam Avrupa'ya hem zamanında başlarım, biraz geç başlarım, hem de iyi bir yerden Avrupa'ya devam ederim. Hem de kupayla kapatarak bir moral kazanırım yönetim olarak, takım olarak. Yeni kuracağım kadro içinde bir motivasyon olur, bir değer oluştururum niyetinde. O yüzden lige döndüğümüz zaman da oldu ya kupadan elendiniz. Sonuçta karşınızda Ankara Gücü var. Olası rakipleriniz var. Trabzon yine güçlü duruyor kupada. Fena Galatasaray olmasa da. Şimdi ligi de bir baktığınız zaman bir yerde bitirmeniz lazım. Oldu ya Ziraat Türkiye Kupası'nı kaybettiniz. Beşiktaş lig maçında eğer Fenerbahçe maçını kaybederse, arkasından gelecek periyotta bu zaten reaksiyon gücü olmayan bir takım. Hoca değişiklikleri yapan bir takım. Bu da eklenirse Beşiktaş bu sefer ligde de bir bakmasınız üçüncülük için yarışırken dördüncü bitirebilir, beşe bile düşebilir. Yani algoritma sürekli değişebilir. Bu da Beşiktaş'ın stresi. O yüzden daha stresli mi buluyorsunuz Beşiktaş'ı? Tabii ki yani Beşiktaş, Fenerbahçe'ye göre. Yani Beşiktaş rahat çıkmıyor maça. Yani Beşiktaş'ın yaşamsal bir takım kaygıları var, geleceğe dair kaygıları var. Çok gergin ve takım olma özelliğinde sıkıntılar var. Yani hala Beşiktaş'ın temel problemde, temel olarak oyunda ciddi problemler var. Yani işte Semih yetişecek mi, yetişmeyecek mi, oynayacak mı, oynamayacak mı diye konuşuluyor ama orta sahada El Musrati ile oynanan oyun, 4-1-4-1 oynuyor Serdar Hoca'yla. Orada geçişlerde, top kontrolünde sıkıntı var. Yani Salih belki. Yani Salih de uzun süredir yok. Masuaku Koli. Ya onların dönüşü var tabii ki. Orada tercihler de çok önemli. Evet bir mücadele izleyeceğiz Beşiktaş'tan. Ama oyun kalitesi, oyuncu kalitesi olarak baktığımız zaman Fenerbahçe'nin belki de son dönemdeki evet stresi var ama kalite olarak çok ciddi farkların olduğu bir sürece giriyoruz. Beşiktaş taraftarı her derbiyi kazanmak ister. Futbolcular derbi maçının ayrı bir hikayesi vardır. Ama Beşiktaş için de çok kolay bir dönem değil yani. Bu dönemde Beşiktaş'ın alacağı bir galibiyet çok değerli olur Beşiktaş için. Kaybetmemesi bile, bak ilk defa söylüyorum. İnanırsın da Beşiktaş'ın kaybetmemesi bile hiçbir zaman avantaj demedim ama kaybetmemesiyle bu sefer Beşiktaş için bir artı değer, bir puan bile kıymetli olabilir. Tam aslında bu sebepten